Evet sevgili dostlar sponsorlarımızın katkısıyla hazırlanan videomuza hoş geldiniz Değerli dostlar, değerli kardeşler. İsmail Kartal'ın dün maç sonundaki açıklamaları var. Aslında beni benden alan açıklamalar. Sebebi de e, çok farklı. Kısa kısa hemen ona değineyim arkadaşlar. İsmail Kartal, e, NK Maribor'u 3-0 yendiğimiz Avrupa e, Konferans Ligi maçının akabinde konuşuyor. Maçı değerlendiriyor. Maça gerçekten iyi hazırlanmıştık. İstanbul'daki ilk maçtan da rakibimizi tanıdığımız için doğru analizler yaptık. Bakın analiz. Bugün de taktik disiplinine bağlı oyuncularım verdiği görevleri sahada gerçekten harfiyen yerine getirdiler. Taktik disiplin. Güzel bir oyun ve güzel bir skorla buradan ayrılıyoruz. Ülke puanımıza katkıda bulunduğumuz için mutluyuz. Bakın ülke puanı. Net bir galibiyette buradan ayrılmamız da beni mutlu etti. Oyuncularımı bu akşam verdikleri mücadeleden dolayı tebrik ediyorum. Ülkemize de puan kazandırdığımız için ayrıca mutluyum. Şimdi yerli oyuncuların performansıyla ilgili soru geliyor. Yerli ve yabancı bütün oyuncularımda gelişim var. Geneline bakarsanız. Jayden de bugün gayet güzel oynadı. Bak şimdi Osterwold hakkında kötü diyenler bu e, bu cümleden sonra diyecekler ki, "Aa demek ki iyi oynamış." Evet ya Osterwold iyiydi ya falan diyecekler. Çünkü kanaat Önder'in bir cümle kurmadığı müddetçe onlar yorum yapamıyorlar. Luan Perez de iyi oynadı. Hani sorsam çoğunuza hocam eee ediyor. Dandik dandik hareket yaptı dersiniz. Ciku girdikten sonra iyi oynadı. Tad için zaten kalitesi tartışılmaz. Şimanski de müthiş. E, ee, Şimanski'yi en çok Serdar Ali Çelikler seviyor arkadaşlar. Bu çöpü nereden aldınız diye taraftarı gerdi. Bu gol mol atamaz. Bu skor katkısı falan yapamaz dediği Şimanski. E, ee, hani toplamada hata olmasın herhalde. 5 gollük katkıda bulundu. Toplam 5 kere 90 desen 450-450 dakika oynamadan. Bir daha bakayım da yanlış cümle kurmuş olmayayım. Şimdi saplarken de yanlış şey yapmayayım. 317 dakika arkadaşlar. 90, 180, 270. 45 dakikada 315. Yani 3.5 maç oynamış. 2 gol, 3 asist. 5 gollük katkı. Yani bunlar gibi Fenerbahçe düşmanlarını takip etmeyin artık. Yeter. Yeter. Ya da yüzlerine yüzlerine çat çat vurun. Böyle demiştin ne oldu deyin. Yani Kanıttırın arkadaşlar. Yani kanıtlarıyla, kanıtlarıyla bu işleri gösterin. Her geçen gün o da üstüne koymaya başladı. Sadece üstüne koymuyor. Her geçen gün birbirimizi daha iyi tanıyoruz. Oyuncularımızın sahada neler verebileceğini görüyoruz, biliyoruz. Şu anda takım içerisinde saygın bir rekabet var. Herkes birbirine saygı gösteriyor. Bu rekabette takımın kalitesini yükseltiyor. Zaten yükseltecek. Takımın başarısını getiriyor. Bugün oyunun son bölümünde Bartu'yu aldık. Onu da oynatmak için fırsat kolluyordum. Umut Nair beraber bugün oynadılar. Yani bak bizim Fenerbahçe taraftan da bir de şu özellik vardır. Kaç dakika oynadı? 7 dakika oynadı. Ne yaptı? Ee, süper oynadı. Tamam o oyuncu süperdir. 18'de 18 pas isabetiyle oynadı Bartu Elmaz bilginiz olsun. Şimdi size göre süperdir. Oyuna girdikten sonra iyi oynadılar, iyi mücadele ettiler. Bu şekilde çalışarak hem yerli hem yabancı oyuncularımızın artan performanslarına birlikte birbirleriyle tatlı, güzel bir rekabet içinde olmaları tabii ki kendi performanslarını da yükseltiyor. Oyuncularımızla güzel bir iletişimimiz. Bakın iletişim. Güzel bir diyalogumuz var. Hepsi de iyi çalışıyor. Biz de iyi çalıştırıyoruz. Çalıştırıyoruz. Zaten işimiz de bu. Yani akşamı güzel kapattık. Önümüzde Samsun spor maçı var. Bakın hemen lig. Onu düşünüyoruz. Sakat oyuncularımız var. Onların dönmesi. Bu akşam Samet'in durumu var diyor. Samet'te bir sakatlık varmış arkadaşlar. Ferdi'nin ufak bir problemi var. Samsun spor maçına kadar da bu oyuncularımızı bir an önce toparlayıp en iyi şekilde maça hazırlanmak istiyoruz diyor. Twente ilgili konuşuyor. İyi bir takıma karşı oynayacağız. Hollanda futbolun tarihi kulüplerinden bir tanesi. Dünya futbolunda yeri olan bir ülke. Futbol alt yapısı olan takımları var. Biz de onlara karşı dersimize çalışarak Fenerbahçe'mizi hem de ülkemize kazandıracağımız puanlarla o maçta elimizden gelen en iyisini yapacağımızı düşünüyorum demiş. Sonuç itibariyle 3 günde bir maç oynamak kolay değil. Çünkü geçen sene sezon çok geç bitti. Tabi bu sebeple geç gelen oyuncularımız var. Birliği takımdan geç dönenler olduğu sakat oyuncular var. Halen aramıza katılan oyuncular var. Bunların hepsi ekip olarak ayrı ayrı planlayarak hem Lig'e hem de Avrupa Kupalarına hazırlanmamız da önemli diyor. Yani uzun lafın kısası İsmail Kartal mantık çerçevesinde çok güzel yorumlar yapmış arkadaşlar. Yani Osterwalde'yi övmesi, Cikuyu, Tadic'i övmesi, yedekten girenleri de övmesi bence takdire şayan bir olay. Daha Cengiz gelecek bu takıma. Altınordu Futbol Kulübü Başkanı Seyit Mehmet Özkan, Cengiz Ünder'i inşallah hem Fenerbahçe'de hem Amili takımımızda gururla izlemeye devam edeceğiz. Allah ayağını düz bastırsın demiş. Arkadaşlar bilginiz olsun, Cengiz Ünder'in de, Fred'in de lisansları çıktı. Yani hocam, yani transferlerinde herhangi bir sıkıntı yok. Oynayabilirler arkadaşlar maçlarda. Bildiğim kadarıyla hani Galatasaray'da bu TT konusu. FIFA'lık olduğu için daha lisansını çıkaramadılar diye biliyorum. Bak ben yan, yanılabilirim. Hiç kimseye de sataşmıyorum. Dün gördüm. Yani ölmüş bir bebeğe dahi küfür edecek kadar ahlaksız bir zihniyet var. Sosyal medyada. O yüzden ben hani şunu demek istiyorum. Ee, herhangi bir sıkıntı yok. Futbolcularımız oynayabilirler. Fenerbahçe'ye Endonbele'den kötü haber. İyi haber mi varmış zaten? Allah Allah. Bir süredir Fenerbahçe'nin transfer gündeminde bulunan Tango'yu Endombele'den Fenerbahçe'ye kötü haber geldi. Orta saha transferi yapmak istiyor Fenerbahçe ve Fransız futbolcu İngiliz basında yer alan habere göre teknik direktör Pochettino Poche Belenin antrenman performanslarından memnun kalmamış. Tamam çok güzel. Yunan hocanın kesin olarak kadrosunda düşünmediği oyuncu için yeni gelişme yaşanmış. Türkiye'yi istemiyor demiş. Şimdi geçen sezon Napoli'de oynadı. 26 yaşında. 2019 yılında Lyon'dan 62 milyon euroya transfer etti. 2026'ya kadar sözleşmesi var falan filan. Şimdi Endombele için şunu belirteyim. Ee, yani değişik bir oyuncu. Medya Tava adlı kurum kuruluş bilmiyorum neresi burası. Fenerbahçe Endombele ve Tottenham'a transfer için el sıkıştı diyor. Yani ben demiyorum onlar diyor. Endombele hayırlı olsun diyor. Ama nasıl olacak? Şimdi az önce Galatasaray'la ilgili bir şey söylerken aklıma takıldı. Yani bunu söylemezsem de olmayacak. Ee, şimdi bak arkadaşlar. İkisi de sol kanada isim aldı. Zaha Tadiç. Şu an Zaha'nın hiçbir şeyini göremedik. Belki de hani daha hani e, inşallah çöp çıkar. Söğüşçü çıkar. Yani bir Fenerbahçe olarak bunu isterim ama Gördüğüm kadarıyla eş değer iki futbolcu. Hani Kağıt üstünde biri 20 gözüküyor. Öbürü 6 gözüküyor ama hiç önemi yok. Ben sahada yaptığına bakarım. Daha tat iç. TT Cengiz. Daha Tete'yi hiç göremedik ama Cengiz'i de hiç göremedik. İzleyeceğiz. Ama yine kağıt üstünde eşdeğer. Hakim Ziyek konuşuluyor Galatasaray'da. Vallahi bak kıskançlığımdan hasetliğimden demiyorum ama sağlık kontrollerinden geçemeyeceği konuşulan bir isim. Ama sen Hakim Ziyek yerine Şimanski'yi aldın. Memnun musun? Memnunum. E baktığın zaman arkadaşlar rakibinin yaptığı transferlere, senin yaptığın transferlere bakıyorum. Hani o kadar ağlayacağın zırlayacağın bir durum yok. Bak Serdar Aracelikler Fenerbahçe düşmanı. Önüne gelen adamı alan Suudi Arabistan Ziyech gibi bir adamı almadı. Demek ki ciddi bir sorun var demiş. Demek ki bozuk saatin günde iki kez doğruyu göstermesi de böyle bir olay. Samet Akaydın. Samet Akaydın'a süperlikten talip. Şimdi bu haber bana o kadar tanıdık geldi ki. O kadar bildiği geldi ki. Bir de sıfır kiralama iki opsiyondan alacak falan dese. Kesin tanıdık gelecek. Fenerbahçe'mizin geçen sezon Adana Demirspor'dan transfer etti. Büyük tartışmalara neden olabilen. Fenerbahçe'nin oynadığı oyun sisteminden dolayı. Orta sahada koğuşlanan. Ve orta sahadaki kalabalıkta hangi adamı tutacağını şaşıran Samet Akaydın için talipler artıyor. Yağız Sabuncuoğlu'nun haberine göre Başakşehir Hamit'le ilgileniyor. Önceliği Fenerbahçe diyor. Şimdi daha önce Avrupa'da 2-3 ekip eski takım Adana Demirspor'la adı anıldı. Önceliği Fenerbahçe'de kalıp forma rekabetine girmek. 2026'ya kadar da sözleşmesi devam ediyor. 24 maça çıktı geçen sezon. E, bu sezonda hemen şimdi çıkmaya başladı. Şimdi şöyle bir durum var. Bekao Ciku ve Luan Perez Fenerbahçe'nin şu anda stoperde hani kağıt üstünde yazacağı ilk 3 isim. Şimdi Samet Akaydın kalırsa 4 olacak. 4. isim olacak. Şimdi 4. E, stopere 3.7 milyon euro bonservis verilmiş olması biraz tuhaf olacak bence. Hani kötü niyetle söylemiyorum bunu ama kağıt üstünde kötü olacak. Ama Samet'te Türk ve 3 tane Türk oynatma zorunluluğun var. Mecbursun. Onu da belirteyim arkadaşlar. Luan Perez demişken sevgili Ulaş abi. Luan Perez'e dair, bakın benim duyumlarıma benzer bir duyum söylemiş. Luan Perez için bir Suudi Arabistan kulübünden 9 artı 4 milyon euroluk teklif geldiği konuşuluyor. 9 artı 4. Bir şey söyleyeyim mi? Dün akşam izlediğim Luan Perez'e 9 artı 4 teklif geldiyse Ali Koç satmıyorsa yani bir numaralı Fenerbahçe düşmanıdır. O kadar söylüyorum. Dün akşamki e, Luan Perez 9 artı 4'e değil direkt 9'a da satılır. Hatta direkt 4'e de satılması düşünülebilir bir performans sergiledi. Onu söyleyeyim. Ama hani bu duyumlar bana da geldi. Dediğim gibi daha önce bu kanalda konuştuk. Ben ihtimal vermiyorum. Ben bu duyumun doğru olduğunu düşünmüyorum. Keşke doğru olsa. Ha 9 artı 4'ü geçtim. 5 artı 4 bile olsa ben yine okeyim. Fark etmemiş olursun. İyi olur ama bir de şu var. Oyuncular da Arabistan'a çok sıcak bakmıyorlar. Arap Yarımadası'na ya da Arap takımlarına. Onu da belirteyim. Subliminal olarak da duyumları veriyorum. Anlayana. Fenerbahçe'de Kurun hiç olmazsa hedefteki isim. Orta sahaya takviye yapmak isteyen Fenerbahçe transfer çalışmalarını sürdürüyor. İsmail Kartal'ın orta sahaya ısrarla Rade Kurniç'i istemesi nedeniyle Milan'la pazarlıklar kıran kırana sürüyor. Boşnak Yıldız da Fenerbahçe'ye gelmek için bastırıyor. Eğer olmasa da Calvin Phillips'i gündeminde tutuyormuş Fenerbahçe. Haber böyle diyor ben demiyorum. Şimdi orta sahayı Şimanski ve Fred takviyeleriyle Fenerbahçe coşturdu. Ancak bir isim daha alıp uçmayı düşünüyor. Milan satmayı düşünmüyoruz demesine rağmen İtalyan ekibinin kapısını çaldı. 8 milyon euro. Fenerbahçe 8 milyon euro ile rakibin kapısını çaldı. Bu arada Endombele de herhalde bu adaylardan biridir değil mi? Yani yanlış bilmiyorsam. Fenerbahçe 8 milyon euro dedi. Orta sahayı güçlendirmek istiyor. Diğer aday Kelvin Phillips. Manchester City ile de sıcak temas sürüyor. Kiralık teklifi gündemde. Sezon rakamı İngiliz oyuncu geçtiğimiz sezon 21 maça çıktı. Skor katkısı veremedi diyor falan filan. Şimdi e, asıl şuraya dönelim. Crespo. Fenerbahçe'de Miguel Crespo kadroda düşünülmüyor. Genoa'nın da teklifi var. Genoa'nın teklifine de sıcak bakıyor. Dün akşam yedeklerde yani yedekleri geçtim. İlk 11'de oynayacağı duyumu gelmesine rağmen birden bir oynatılmadıysa Crespo emin olun arkadaşlar. Adını söylediğiniz gibi emin olun Crespo gitmiştir. 3,5 milyon euro teklif olduğu sosyal medyada söyleniyordu ama 3,5 milyon eurodan daha fazlasıdır. Mesela Gustavo Enrique. Ben Gustavo Enrique için de söylüyorum. O da Fenerbahçe'nin futbolcusu değil. Hani ben diyorum herhalde sana bu kim diye. Ben Gustavo Enrique ve Crespo için kim diye diyorum arkadaşlar. Çünkü bu iki arkadaşın da ben artık Fenerbahçe kariyerlerinin bittiği görüşündeyim. Bilginiz olsun. Ee, şimdi e, dediğim gibi hem Crespo'nun hem Gustavo Enrique'nin yolu açık olsun. 3.5'a gider, 5'e gider, 6'ya gider, 8'e gider ben ona bir şey diyemem. Ama Durum bu. Fenerbahçe'den dev kaleci operasyonu diyor. Bıktınız değil mi? Her gün her gün. Nedir mesela haber? Altay Bayındır'ın düşük performansı. Muhtemelen Livakovic, DGA. Yani Avrupa'nın gözde kalecileri Fenerbahçe'nin gündeminde. Ha, bak yönetim DGA'nın peşine düştü. E, Fred devreye girdi. Ben Cisunayet'ten takım arkadaşına kankişto neredesin gel bize gel falan demiş. Eee Ermeni Ortega'yı alacakmış. Navar şey Navas kar, karar aşamasında diyor. Paris Saint-Germain'den ayrılması beklenen Keylor Navas için ilk temas kurulmuştu. Teklifler verildi. Dominik Livakovic gündemde. Mideniz bulandığı için söylüyorum arkadaşlar yani bunu yanlış anlamayın mecburum. Zagreb kaybedince Livakovic'in yüzü asıldı. Elenme ihtimali doğunca da artık bulan bırakalım da bari para kazanalım demeye başladılar. Şampiyonlar Ligi parası gelmeyecek madem bu gelsin demeye başladılar diyor haberde. Açık ve net söyleyeyim. Ben bıktım. Siz de bıktınız. Hepimiz de bıktık. Gözümüzü açıyoruz. Divakovic, Navas, şu. Kapatıyoruz şu. Dün İrfan Can Eğribayat. Bence tarihi bir performans sergilemedi. Bak, İrfan Can Eğribayat. Tarihi bir performans falan sergilemedi. Ama Fenerbahçe taraftarı artık Altay'ın düşüşteki performansından ne kadar rahatsızsa şunu söylüyor. Ya görüyorum hocam bak İrfancan bile nasıl top oynuyor demeye başladım. Aslında İrfancan eri bayat o kadar iyi top oynamadı. Anlatmak istediğimi anlayın diye söylüyorum. Fenerbahçe taraftarı ve Fenerbahçe kalesi ee, nasıl diyeyim artık o kadar güven vermiyor ki kim oynasa bak sıradan birisi bile oynasa görüyorsunuz. Şimdi Osterwolde mesela biraz oynasın 5-6 maç arka arkaya oynasın. Göreceksiniz Osterwold'e hayran olacaksınız. İsmail Yüksek mesela bugün kurun iç konuşuluyor. Kurun iç konuşulduğu gibi konuşayım ben de. Şimdi bu kuru iç gelse İsmail Yüksek'i kesecek mi? Bence kesemeyecek. O zaman o kadar para harcamaya değer mi? Hocam altı numara almazsak biz biteriz, biz yanarız, biz şöyle oluruz, biz böyle oluruz. Biz şunu oluruz, biz bunu oluruz. Ben daha da başka bir şey söyleyeyim ben daha 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 başka bir şey söyleyeyim. Bugün Zayt'sı ben hiç beğenmedim. Zayt'ın bir ayı falan var. Bugün Zayt'sı 3 milyon euro teklif gelse ben satarım şahsen. Vallahi satarım. Luan Perez 9 artı 4 diyor. Satarım. Hatta Luan Perez'in yerine Emir Ortakaya'yı falan oynatırım. Görün bakın o çocuk daha da sağlam. Ama tabii ciddi manada da gelişime ihtiyacı var. Ama biz Emir'i Kocaeli Spor'a muhtemelen kiralayacağız. Şimdi demek istediğim şey şu. 6 numara transferi Fenerbahçe'nin kafasını çok karıştırıyor. Alsa bir dert, almasa iki dert. Alsa İsmail nerede oynayacak? Olmaz, almasa e, bu böyle gider mi? Bartu Elmaz yani 7 dakika 8 dakika oynadı. 8'de 18'de 18 pas isabetiyle oynadı. Bizim Fenerbahçe taraftarının maalesef futboldan anlamayan kesimin 18 18 pas isabeti yaptı. Demek ki iyi topçu diyeceğinden de eminim. Bir ikili mücadelelerini görelim. Bir ne bileyim topu ayak sokmasını görelim. Bak topu yönlendirmesi gayet hoşuma gitti benim de şimdi. 7 dakika bize ne gösterdi? E, topla ilişkisi biraz iyi gibi. Hani pas pasör özelliği ama ön libero'nun pasör özelliğinin yanı sıra başka şey de önemli. Bir de şunu da ekleyeyim. E, attığımız ilk gol 36 pasın ardından geldi. Yani pasör orta sahanın niye ihtiyacı yani niye 6 numaramızın çapa değil de e, pasör pas da yapabilen ama kütür kütür de rakibi kesebilen bir altı numara olması gerektiği orada ortaya çıktı. Kaleci içinde İrfan Can Eğribayet bence taraftarın bir 15-20 maçlık kredisini aldı. Birkaç maçta arka arkaya gol yemezse bence devre arasına kadar İrfan Can Bayat taraftardan geçer not aldı diye düşünüyorum. Hani beni yanlış anlamayın. 3 tane türkü de mecbur oynatmak zorundasın. yani mecbur 3 tane türkü oynatmak zorunda olduğun için de Acaba diyorum ben kaleci transferini arka plana mı atsak? Şimdi 6 numarayı alacağın adamla mesela Endombele alırsan İsmail'i kesemez diyenler var. Bilmiyorum ne kadar futbol izliyorlar. Hani maçları falan izliyorlar ve e, karpuzu futbol topunu zannediyorlar. Hani Endombele ve İsmail. Tamam İsmail gayet güzel oynuyor. Çıkışta bir performans. Okey her şeye kabul ama yani e, biraz da saçmalamamak lazım. Ha Philips kiralık olarak çok mantıklı. Hatta ben daha da abartayım mı? Ücretsiz kiralama. Atıyorum kafadan. 20 milyon euro satın alma opsiyonu. 4-4-4-5 taksit şeklinde. Kafadan atıyorum bak. City'nin öncelikli olarak alma hakkı doğacak şekilde. Atıyorum 40 milyon euro öncelikli olarak alma hakkı doğacak şekilde. Olabilir mi? Böyle bir sözleşme, böyle bir anlaşma. Bu daha önce bir futbolcuda denedik de olmadı. Belki bunda olabilir. Denilmiştir belki. O yüzden söylüyorum. Düşünsene futbolcu aldın, kiraladın. Sen de tuttu 20 milyon euro kazandın. Direkt. Futbolcuyu aldın, beğendin. City almıyor ama 20'ye satın aldım. Böyle bir futbolcu almak istersin. Olabilir. Bat şu için Premier Lig'den teklif. Fenerbahçe'de Michi Bat şu Premier Lig'den talip çıktı diyor. Sen kapısına kapısını geçen sezonda Belçikalı futbolcuya giren Nottingham Forest çaldı. 10 milyon euroluk teklifte bulundu. İsmail Kartal da bu ayrılığı veto etti. Veto etti? Veto etti. Veto, veto etti. Hayır, yok dedi yani. Takımda kalmasını istiyor. Takımda da mutlu diyordu zaten. Fenerbahçe'deki rakamları şu ana kadar 37 resmi maç 22 gol 3 asist. Bence gayet güzel. Bu arada 4. asistini de Zayt hiç etti. Orada belirteyim. Şimdi Yağız Sabuncuoğlu diyor ki eee Batshuayi için gelen teklif minimum 10 milyon euro diyor. 12 numarada diyor ki teklifi reddettik. Nottingham Forest'ın Batshuayi için yaptığı teklifi reddettik diyor. Doğru. Ben size kalacağını da söylemiştim. Şimdi arkadaşlar Batshuayi'nin sözleşmesi 2 artı 1 yıllıkmış. Yani bir yıl opsiyonu var diyor. Bu sene yedek kalırsa seneye muhtemelen opsiyonu kullanmadan bedava gider diyenler var. Yani huzursuzluk çıkarabilir. Bu sezon iki kez gündeme geldi. 10 milyon euro bandına ben olsam satarım. Daha iyisini alırım falan. Merakımdan soruyorum. Daha iyisi olarak kim alacaksınız? Tüm sezonu Ceko götüremez götüremez zaten. Ceko da bunun farkında. Batu da farkında. Elbette yedek santrafora ihtiyaç olacak. Umut Nair var. Zaten Umut Nair Ceko'ya tamam diyorsanız. Hani üçüncü forvete gerek yok diyorsanız. Zaten futbol oynamayın. izlemeyin Hiçbir şey yapmayın. Hani kaliteli bir isim gelmeli. 10 milyon euro şampiyonluk için riske atılmamalı diyor. Sevgili Furkan kardeşim de. Valla ben o aynı görüşte değilim. Yani iyi bir isim. Ama bakalım hocam. Mesela Omar Fahit. Omar Fahit az takımda forma şansı bulabilir mi? Merakımdan soruyorum size. Bulabilirse hani bulabilirse 6 tane stoper fazla. Oradan gitmesi gereken isimler var. Ya isim var. Ahmet Selim Kul Fenerbahçe'nin teknik heyeti yabancı bir kondisyoner arayışı var demiş. Katılıyorum. Doğru yabancı bir kondisyonlar. Arkadaşlar artan sakatlıklar kondisyonla da alakalı. Yani kütür kütür kondisyonu olsa futbolcuların bu kadar sakatlık yaşamazlar. Anladınız mı demek istediğim? TFF Tahkim Kurulu Kayseri Spor'un Tiam transferinden dolayı Fenerbahçe'ye ödemediği 76 bin euro borcun ödenmesine karar verdi diyor. Şimdi Kayseri Spor cephesi atıp tutuyor da Onur Bulut transferinde Beşiktaş hakkınızı yedi diyorsunuz sesinizi çıkarmıyorsunuz. Yani o nasıl olacak? Onur Bulut'a konuşun. Arkadaş sen bunu belli bir paraya aldığını tiyamı aldın. O zaman borcunu ödemek zorundasın. Burada e, Fenerbahçelik bir durum yok. Ve son olarak Matiha Guend Guendouzi Bu arkadaşı bize yazdılar. Yazarlar. Normal. Yani insanlar yazmaktan şeyi yok. Çekingesi yok. Bildiğim kadarıyla bu arkadaş takımının Şampiyonlar gelemesinde son penaltıyı kullanıp kaçırmış. Hani keşke altına kaçırsaydı onu kaçırmasaydı diyorlar. Yaşı 24. Merkez orta saha 25 milyon euro transfer market değeri var. Şöyle diyorlar. Böyle diyorlar falan filan. Az oynuyormuş. Az oynadığı için de eleştiriler var. Ee, Lorient'ten Arsenal'e 8 milyon euroya gidiyor 2018'de. Arsenal önce Berlin'e kiralıyor. 2 milyon euro piyasa değeri var. Kim? Ardından Marsilya'ya kiralıyor. Sonrasında Marsilya'ya 11 milyon euroya satıyor. Yine de kar elde ediyor. Yani düşünün 12 milyona satıyor. Yine de kar elde ediyor. Şimdi 11 e aldıkları futbolcu transfer market değeri 25. Ben buna da çok inanmıyorum. Yani 25 transfer market. Bazı yani yurt dışındakileri biraz şişirme gibi düşünün. İnanın şişirme gibi düşünün. Ama şu bir gerçek. Bizimle alakası yok. Hocam Galatasaray alacakmış. Şöyle yapacakmış. Böyle yapacakmış. Ya Arkadaş işiniz gücünüz Galatasaray şunu alacak aman onlar almasın biz alalım. Beşiktaş şunu alacak aman onlar almasın biz alalım. Ya çıkın şu aşağılık kompleksinden. Çıkın şu basit işlerden. Bu Guenzi bizimle alakası yok. yani açık yüreklilikle net bir şekilde size ifade edeyim. Yok arkadaşlar. Ha, gelmesini ister misin? İsterim. Ama yok. Şunu da belirteyim. Fenerbahçe bugün transferi kapattık dese. Paramız yok dese. Bitti arkadaşım dese. Yani bitti paramız pulumuz kalmadı. Bitti dese. Ne yapacaksınız? Ne diyebileceksiniz? 42 tane futbolcumuz var. Satış olursa anca dese. Bak size bir şey söyleyeyim. Şu ana kadarki satış 50.45 milyon euro. 50.45. Şu ana kadarki gider de 50.16. Hayır. Tam böyle değil. Tam olarak böyle değil. Şimdi Fred'e alıyorsun 974'e kirala kirala kir yani, taksit taksit taksit. Şimanski alıyorsun 975'e kirala kirala kirala. Cengiz'inki kiralık mı tam hatırlamıyorum ama keşke kiralık olsam. 15 milyon euro olarak yazıyor da keşke kiralık olsa yani kiralık desen, taksitli olsa e aldın taksitli e, Mert Müldür çok bir şey değil ama ben şunu söyleyeyim. Fenerbahçe şu anda deli bir kadroya sahip. Deli bir yapılanma aşamasında. Ee, hani kasada şu kadar para var, bu kadar para var. İşte paranın yarısı borca gidiyor, harca gidiyor. Daha gidecek isimler de var arkadaşlar. Bilginiz olsun. Mesela bak şu anda Cao Pedro gitti. Herhangi bir açıklama yok. Belli mi olur belki 15 gün sonra ilk ödemesi vardır. Bu arada Pedro'ya da başarılar diyorum. İnşallah kütür kütür oynar. Biz 85 dakika oynamış Brezilya'da. Brezilya bir Brezilya kupasında bir seri A'da. İnşallah daha da kötü kötü oynasın. Ondan sonra mesela başka kimler var? Tiago Çukur zaten Ertuğrul, Tiago Çukur, Eyüp Akcan, Çağatay. Bunlar direkt kiralık. Bunları şey yapmıyorum. Şimdi Cengiz 1, Şimanski 2, Fred 3, BKO 4, Mert Müldür 5, Artu 6, Omar Fayet 7, Kent 8, Ciku 9, Hadic 10, Ceko 11, Umut Nayir 12. 12 tane transfer. Kabuk değişimi haliyle. E, gidenler var. E, azımsasanız da. Az görseniz de. Hani Arda Güler zaten 20. Atilla Salah'ı 12.30. Başı çektiler. Burun 6.5. Rossi 5.15. Berişa 4. Arao 2.5 yazıyor burada. Belki de 3 daha gidecekler var. Anlatabiliyor muyum demek istediğimi. Ve e, hep birlikte diyeceğiz arkadaşlar transferi. Ama ben şunu söyleyeyim. Şu şartlarda orta sahaya kiralık daha mantıklı. Bak Serdar Dursun gitme ihtimali var. Belki 1 milyon euro. Abat Joshua King'in 4'e gitme ihtimali var. Belki sana edecek 5 milyon euro. Kapacak kiralanacak. Başka Emre Demir'in kiralanması gündemde. Cinyo e, kiralanacak. Joe Ginyo. Crespo Belki 4'e gidecek. Etti sana 9 milyon euro. Yani daha gelir beklediğin kapı var. Onu anlatmak istiyorum. Ne azım gidici. Ee, stoperlerden Gustavo Vernek'e gidici. Belki Luan Perez gidici. Hiç belli olmaz bu işler. Hal böyleyken ben şu an Fenerbahçe'nin bir 25 Ağustos'a kadar transfer yapmayacağı görüşündeyim. Ondan sonra da işte fırsat transferi, cart transferi, curt transferi diye hızlanacağı görüşündeyim. Benim aktaracaklarım bu kadar. Fenerbahçe transfer operasyonu bu şekilde. Kimsenin beklemediği operasyon. Ama ben ısrarla şiddetle söylüyorum. 25 Ağustos tarihini mutlaka ve mutlaka not edin. Çünkü artık artık Fenerbahçe'nin ve diğer takımların durulduğunu görüyorsunuz. Hani evet, fırsat transferi kollamaya ek kaldıklarını görüyorsunuz. 15 Eylül'e kadar süremiz var. 15 Eylül'e kadar. Yani Ana iskeletini hazırladın. Ana iskeletin tamam. Hocam çok geç kalıyoruz falan da diyemezsiniz. Hocam lig, lig, zaten başladı. Şu andaki kadron konumu neyse ondan devam edeceğini sen de benden iyi biliyorsun sevgili izleyici kardeşim. O yüzden de ana iskelet tamamken İrfan Can Bayat'ı da millet tamamken bir şeyler olması lazım. Artık hani biraz beklemeye geçmemiz lazım. Ama ben şunu söylüyorum. Bu haberdeki bu iddialardaki Luan Perez olayı doğruysa 9 artı 4 Saniye bekleme. Transfer yapmak için de transfer yapmaya gerek yok. Bak dün gördüm Batu istekli, İstekli, hırslı, arzulu. Hani maçı iki asiste bitirebilecekti. Belki gol de atabilecekti. O fırsatı tanımadılar pek fazla ama Batu boş koşuları, savunmayı açması, mesela Şimanski'nin önünü falan açması. Bunlara odaklanın. Bunlar gayet iyi şeylerdi. Gerçi Şimanski'nin attığı golde Umut Naya açtı ama hani bunlara odaklanın. Takımın güzelliğine odaklanın. Anlatabiliyor muyum? Transfer yapmak için transfer yapmanın lüzumu yok. Abi bu Enzonzi alakamız yok ama olsa güzel olur. Kurunic 8-9 bu paralar fazla. Endon 2 2 kiralama 8 opsiyon diyorsun. Mantıklı. Yani kadro hüviyetim de değişir. Ama önce biraz eldekilerinde biraz gitmesi lazım. Benim aktaracaklarım bu kadar. Hepinize teşekkür ediyorum sunuyorum. Görüşmek üzere. Bu arada bu video saat 18.30'da yayınlanacak. 23'e kadar eğer 3000 izlenmeyi geçerse 23'te canlı yayın yapma fikrim var. Öyle sohbet, muhabbet, transferleri konuşmam yayını yapma fikrim var. Görüşmek üzere.